Yerleşemedim. Plastiksiz tatil bavulu hazırlıyorum. Birlikte hazırlayalım. Bu arada şu muhteşem kırlentilerim. Bakın. Şu, bakın görüyor musunuz? Şu muhteşem kırlentilerime bakın. Bunların hepsi atık kumaşlardan. Gittik. Atık kumaşla bir araya gittik ve bence hiç de fena olmayan kırlentiler yaptık. Hadi başlayalım. Uzun bir tatil olmayacak. Bu gördüklerinizin bir kısmını götürmeyeceğim yani. Arabayla gideceğim, arabayla döneceğim. Temmuz'un ortası gibi yeniden bir başka tatil daha yapacağım. Asıl eğlencemi ona saklıyorum. Ona göre küçük bir hazırlık yapacağım. Ve aynı zamanda bilgisayarımı da götürüyorum. Yani yine çalışacağım. Ve büyük ihtimalle dağa falan da çıkacağız. Yani soğuk yerlere de gideceğiz. Ona göre minik bir bavul hazırlıyorum. Şimdi öncelikle şunlarla başlayalım. Araçla gidip araçla döneceğim için ona göre bir giysi seçmeliyim. Gittiğim kişiler klimaya aşırı alışmış beyaz yakalılar olduğu için bu cayır cayır sıcakta uzun şeyler giyeceğim. Eşofmanla gitmeyi planlıyorum. O yüzden bunu dışarıya koyuyorum. Üzerime de şu uzun kollu rüzgarlığı alıyorum. Bu rüzgarlık da arkadaşımın bende kalmıştı. Onu da yanımda götürüyorum. Şimdi arkadaşlarım beyaz yakalı oldukları için yol çok kısa olsa bile elbette ki yolda durup kahve içmek isteyecekler. Tabii ki bu onların normali. Alışmışlar. Bunun için yanımda kahve termosumu götürüyorum. Ve tabii ki mataramla gidiyorum. Aynı zamanda tek kullanımlık plastikler alternatiflerinden gittik. Pipetlerimi yanıma alıyorum. Çelik olsun, bambu olsun, cam olsun, silikon olsun hepsinden birer tane götürüyorum. Çünkü niye? Kokteyllerce bir tatil olacağını düşünüyorum. Ve aynı zamanda şu silikon ve şu bambumu keseleri çok seviyorum. Yanımda yemek taşımak için bunlar ideal. Yolda bir şey gördüğümde aldığımda da kullandığım şeyler bunlar. O yüzden de bunları götürüyorum. Ve bir pamuk kese götürüyorum. Dönüşte bunlara bir şeyler koyarım diye düşünüyorum ve bir file. Bu da bu kadar böyle darmadağın olduğuna bakmayın. Kapanınca küçücük oluyor. Torba gibi. Hem alışverişlerde kullanıyorum. Hem de ıslak mayo koyuyorum. Hop. Bakın küçücük oldu. Biraz da mayo, bikini onlara bir bakalım. Burası daha iyi. Şimdi mayo, bikini vesaire dediğimize göre kararsız kaldığım birkaç şey göstereceğim. Kararsız kalmadığım, emin olduğum net şeyi göstereyim önce. Tabii ki üniformam. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Tabii ki üniformama kesinlikle götürüyorum. Şunu götüreyim diyorum. Bir de bakın şu da var. Peştemaller. Ben böyle durumlarda peştemal kullanmayı tercih ediyorum. Bunu Denizli'den, kooperatiften almıştık. Bunu da Green Production gönderdi. Bunu götürüyorum. Bu elendi. Geçen bir etkinlikte verdiler. Bakın bu şortumu çok seviyorum. Bu şortumu götüreceğim kesin. Böyle şortlar çok fazla götüreceğim. Çünkü çalışacağım için bunlar pratik olacaklar. Şöyle diyorum ki bir bikini takım bir de mayo alayım. Ay çok güzel değil mi mayo? Şunu bırakıyorum. Bu ikisi yeterli. Kararsız kaldığım şeylerden birisi şuydu. Bir böyle bir sırt çantası gibi kullandığım mayolarımı koydum, deniz eşyalarımı koyduğum şey vardı. Bir de bu hasırım var. Ben bu ikisini kullanmayı çok seviyorum. Bu ikisini götürebilirim diye düşünüyorum. Giyeceğim ama bu kadar kısa süre için bunu taşımak zor olacak. Bunu eliyorum. Eledim, harika. O zaman buna indirdik. Ve madem onu eledik, bunu da eleyelim. Bunu ya, net bu. Bu. Çok kolay oldu. Bunu da eledim. Onu bir sonraki eğlencemizde. Ha, bunu da götüreceğim çünkü saçlarım ıslakken bununla korumak çok kolay oluyor. Güzel. Hızlı ilerliyoruz. Beyaz yakalılar ve araçla gideceğiz demiştim. Ama konforum çok önemli. Bunun için bu boyun yastığımı götür. Bir de benim böyle araçlar için yanımda taşıdığım bu var. Muhtemelen ikisini de götüreceğim. Şimdi bu şortu ben çok seviyorum. Bunu götürürüm. Hem üzerine böyle uzun gömlek de çok iyi oluyor. Bunu da çok severim bu şortumu. Bunu üstüme alayım diyorum. Şu ikisi mi? Şu ikisi mi? Bu ikisi. Bunu ben yapmıştım. Ya çok güzel yapmışım. Bu ikisi harika olur aslında. Şu ikisi de olur. Çok yer kaplamıyor aslında. Bir de koyu renkli bir şort koyayım. Şunu eliyorum. Bunu da eliyorum. Ay Topshop ya. Bakar mısınız ya? Ne güzel markaydı bu. Elim. Eledim. Küçük bir bavul olacak dedim. Kendime söz vermiştim. Bunu da eliyorum. Eliyorum çünkü tişört koyacağım. Bunu da eliyorum. Bunu bir düşüneceğim. Bunu belki. Belki sepetine. Şimdi flar alacağım yanıma. Akşam saçım için kullanırım. Hem de aksesuar olarak kullanırım. Şunun rengi çok güzel. Bakın tam yazlık. Bunu alacağım. Dolayısıyla bunu eliyorum. Biraz bir sonbahar işi. Eledim. Ve bir de mavi alayım. Şimdi bu ikisi birbirinin aynı. Ha, gerçi bu da aynı. Değil, aynı değil aslında ama aynı. Aynı ham madde. Okey. Mavi de şunu eliyorum. Ve şu ikisini yanımda götürüyorum. Toka götüreceğim. Gözlükleri götüreceğim. Diğer gözlüğüm nerede acaba? Diğer gözlüğüme bakayım. Saat götüreyim mi acaba ya? Saatlerimden emin değilim. Takı götüreceğim. Çünkü yazın. Çünkü niye olmasa. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Kol bileziği. Yeni favorim. Bunu kesin götüreyim. Ay buna götürme. Yok ya bunu götürmeyeceğim. Yok götüreceğim. Ha bir de çanta. Bu çantamı götüreyim diyorum çünkü bu bana en pratik gelen şey, böyle yumuşacık. Şu rengarenk, şu parım parım parlayan çantamı da atmak istiyorum. Çünkü gün içerisinde çok pratik oluyor. Ve genelde böyle kalabalık etkinliklere girdiğinde, böyle konser gibi yerlere girdiğinde bunu taşımak daha pratik oluyor. Uzun gömlek aldım. Bu benim için önemli. Muhtemelen günlerimi bununla geçireceğim. Yere elbise aldım. Bir tane tişört alacağım. Bir de üstüne bir bluz alayım istiyorum. Bir bu alternatifim var. Bir de şu. Tıp. Bu. Bunu aldım. Ay şu da şundan çok güzel olur. Bakın rengin. Ay. Bu da güzel. Bakın ama bu da güzel. Ve bu da güzel. Evet. Resmen bunlar oluyor. Hepsi birbirine oluyor. Arkadaşlar kapsül gardırop yapabiliyorum. Farkındasınız değil mi? Çünkü mühim olan giysilerin dokularının birbirine benzer olması. Bakın bununla da yapabiliyorum. Bununla da yapabiliyorum. Ve aslında şununla düşünmüştüm. Ama ve lakin bu da olabilir. Ve bu da olabilir. Of hepsi çok inanılmaz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kapsül gardırop bu yüzden çok önemli. İki açık renk olduğu için bir tanesini eledim ve bu pembe. Bu daha hassas bir kumaş olduğu için daha böyle özene bir bavul yaptım da. Bir açık renkli bir de koyu renkli şort yeterli. Bütün gardırobunuzun kapsül bir gardırop olması bu yüzden çok önemli. Yani kapsül gardırop demek sadece 10 parça eşyanın olduğu bir gardırop demek değil. Birbirleri kombinleyebileceğiniz, birbirinin alternatifi olabilecek eşyalar, giysilerle, parçalarla oluşturulmuş bir gardırop demek. Az önce örneğini gerçek zamanlı gördünüz. Bir de kişisel bakım ürünleri aldım birkaç tane. Tabii ki diş fırçası ve kabı ve içinde de arı fırçası var. Diş kremi metal ambalaj. Diş macunu metal ambalaj. Bu yeni kullanmaya başladığım bir marka. Beğenirsem paylaşacağım. Bu krem. Bu benim minik duş jelim. Sabun vücudum için. Bu deodorant. Katı deodorant. Bu cilt temizleme barı. Bunu kendim yapmıştım, nemlendirici. Diş ipi götürüyorum ama diş ipi zaten çantamın olmazsa olmazı. Kolonya götürüyorum. Kolonya koymuştum eski bir şişeye. Makyaj pedleri götürüyorum ve bunun için de geri getireceğim. 2 kitap götürüyorum. Tabii ki power bank var yanımda ve aynı zamanda şurada bilgisayarım ve tüm bunların şarj aletleri. Ayakkabı. Terlik götüreceğim. Bu arada Crocs'um çatladı patladı. Crocs alacağım giderken. Ekleyebilirsem bunu da eklerim. Yeterli gibi. Şimdiden size de iyi tatiller. Görüşmek üzere.